Merhaba, ben Doktor Ersan Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Hipokrat TV'de yeni bir video ile karşınızdayım. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Eğer abone değilseniz, böylelikle daha çok insana ulaşma şansımız oluyor. Bugünkü video tiroid ile ilgili olacak. Aslında tek bir video olmayacak bu. 2-3 tane video planlıyorum. Çünkü tiroid hastalıkları toplumda çok sık görülen hastalık grubu. Çeşitli hastalıklar var. Çok fazla tiroid ultrasonografisi yapılıyor. Burada önemli bulduğum detaylar var. Bu konuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Öncelikle tiroid bezi nedir onu söyleyeyim. Tiroid bezi boynumuzun ortasında yer alan, erkeklerde şu görülen Adem elması denilen çıkıntının altında sağlı sollu iki lobu var ve ortada bir istmus adını verdiğimiz bant ile birleşiyor. Tiroid bezi ultrasonografi ile değerlendirmek için çok ideal bir lokalizasyonda, ideal bir yerde. Bu yüzden çok detaylı şekilde ultrasonografi incelemesi yapabiliyoruz. Burada önemli noktalar şunlar. Boyunda tiroid bezine komşu çok önemli organlar var. Sağlı sollu şah damarları, tiroid bezinin arkasında paratiroid bezleri, ses tellerine gelen sinirler arkasından geçiyor. Bu yüzden cerrahisi, öncesi yapılan ultrasonografiler ve cerrahisi, yani ameliyat gerekirse ameliyatı çok önem arz etmektedir. Şimdi tiroid hastalıklarını iki gruba ayırabiliriz kabaca. Tiroid kanserleri ve tiroidin kanser olmayan hastalıkları diyelim. Kanser olmayan hastalıklarda da en çok karşımıza çıkan şey gene Hashimoto diyebildiğimiz tiroidit adını verdiğimiz mikropsuz tiroid iltihabı ve bunun alt grupları var veya benzerleri var diyelim. Mikropsuz tiroid iltihaplarının çeşitleri var. Ama en sık olarak görülen Hashimoto, yani kronik lenfositik tiroidit hastalığı ve bunun yanında tiroid bezinin normalden büyük olması durumları. Tiroid bezi normalden büyükse biz buna Guatr adını veriyoruz. Guatr da ikiye ayrılıyor. Normal bezin olduğu gibi büyümesi durumu ve nodüllerle birlikte büyümesi. Yani multi nodüler guatr ya da MNG diye geçer eğer raporunuz varsa. Bunlar sık gördüğümüz hastalıklar. Tiroid bezinde şikayet olsun olmasın çok sık tiroid bezin ultrasonografisi isteniyor. Bu da radyolojinin işin içerisinde çok girdiği bir konu oluyor. Tiroid ultrasonografisi yaparken nelere dikkat edilmesi lazım? Tiroid ultrasonografisi yaparken iyi bir cihaz, rezolüsyon yani çözünürlüğü yüksek bir cihazla vakit ayırarak bakmak gerekiyor tiroid bezine. Kullanılan prop dediğimiz, görüntülemeyi sağladığımız aparat yüksek frekanslı olursa daha ince detaylar görebilme şansına sahibiz. Bu nedenle tiroid bezi için üretilmiş, tiroid bezi incelemesi için tercih edilen özel proplar, transdüserler birçok firmanın cihazında mevcut. Tiroid ultrasonografisi gerçekten çok basit gözüken ama çok özenle yapılması gereken bir ultrasonografi. Tiroid ultrasonografisini öncelikle Guatr dediğimiz normal büyüme ya da nodüllerle birlikte büyüme kısmından bir bahsedeyim size. Tiroid bezine büyük dememiz için tiroid bezinin sağ ve sol loblarını 3 planda, yani uzunlamasına, enlemesine ve kalınlığını ölçerek buradan yaklaşık bir hacmini hesaplayıp toplam hacim üzerinden konuşmak gerekiyor. Erkek ve kadınlarda ufak farklılıklar olmakla birlikte bir erişkin insanda tiroid bezinin toplam hacmi yaklaşık 20 cc, 20 mililitre ya da 20 gram kadardır. Bunun üstüne çıktığı zaman tiroid bezinin normalden büyük olmasından bahsediyoruz. Guatr, yani tiroid bezinin büyük olması tek başına bir ameliyat sebebi değil. Burada birçok faktör devreye giriyor ve bu faktörler hangi guatrlara ameliyat yapılması lazım, ne zaman ameliyat düşünülüyoruz? Bunlar bizim kararımız değil, radyolojinin kararı değil. Radyoloji burada yükümlülüğümüz bizim. Ultrasonografi yaptığımızda doğruya en yakın boyutları vererek bu ameliyat kararını verecek endokrinoloji ya da dahiliye, iç hastalıkları uzmanına ya da genel cerrahi ya da endokrin cerrahisi uzmanlarına doğru bilgi vermemiz gerekiyor ki doğru şekilde karar verilebilsin. Bir de multinodüler guatr dediğimiz bir durum var. Gene tiroid bezi normalden büyük. Ancak burada bu sefer nodüller var. Multinodüler guatr'larda çoğunlukla nodüllerin hepsi birbirine benzer özelliklerde ve iyi huylu kabul ettiğimiz nodüller. Ama burada hemen multinodüler guatr'larda nodüller iyi huyludur diye düşünmemek gerekiyor. Nodülleri tecrübeli radyoloji uzmanının dikkatle bakması, incelemesi lazım. Bunun için de daha önceki videolarımızda birinde bahsetmiştim. Sol üst köşede linki çıkacak birazdan. İsterseniz onu da izlersiniz. Burada radyoloğa çok görev düşüyor. Nodülü çok iyi değerlendirip ya kendi tecrübesine göre ya da uluslararası derneklerin önerilerine göre biyopsi gerekip gerekmediğine karar vermesi lazım. Çünkü nodüller arasında herhangi bir tanesi diğerlerinden farklı özelliklere sahipse ve bunda biz bir kanser şüphesi taşıyorsak buna hücre örneği alıp değerlendirmek lazım. Çünkü kanser şüphesiyle yapılan bir ameliyat ile kanser şüphesi olmayan bir tiroid bezine yapılan ameliyat arasında farklar var. Burada gene bütün görev biz radyoloji uzmanlarına düşüyor. Tiroid bezi dediğim gibi çok incelenen ve ülkemizde özellikle çok sık hastalığı olan bir grup. Burada şunu belirtmek istiyorum. Radyoloji üniteleri, özel devlet hastanesi, üniversite hastanesi, özel görüntüleme, buralar genelde çok yoğun. Radyoloji uzmanı meslektaşlarım belli bir sayıda
hasta bakmak zorunda kalıyorlar. Bu arada benim tahminime göre, yani benim fikrime göre en çok bu hızlı ve çok hasta bakma durumundan etkilenenler tiroid ultrasonografileri oluyor. Genelde radyolog arkadaşlarım bu ultrasonografiyi yaparken hızlıca yapıp bazı detayları atlıyorlar. Bazı detaylara bakamıyorlar daha doğrusu. Burada herhangi bir durum söz konusu olduğunda daha ileri bir işlem yapılması gerekirse, biyopsi ya da ameliyat düşünülüyorsa bence mutlaka ve mutlaka ikinci görüş almak lazım. Bundan sonraki videoda nodüllere nasıl değerlendiriyoruz? Nodül demek için ne gerekiyor? Onları anlatacağım. Ve burada en çok karışan Hashimoto hastalığında tiroid bezinin görüntüsündeki yalancı nodüllerin ne olduğu ve bunların gerçek nodüllerden nasıl ayıracağımızı anlatacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.